Arkadaşlar merhaba. Yeniden bir kutu açılış videosu ile birlikteyiz. Bugün karşımızda Canon'un Pixma G3411 modeli yazıcısı var. Bu cihaz all-in-one bir cihaz. Hem yazıcı hem fotokopi hem de tarayıcı tek bir cihazla toplanmış durumda. Aynı zamanda mürekkep tanklı bir yazıcı. Mürekkep tankları son zamanlarda en ekonomik yazıcı çözümlerinden biri biliyorsunuz. Canon'la bu cihazla beraber 2 adet siyah, 3 adet renkli olmak üzere mürekkep gönderiyor. Ve şöyle bir iddiası var Canon'un. Siyah beyaz çıktı da bu iki tüple beraber 12 bin adet çıktı. Renkli setle beraber de yaklaşık 7 bin çıktı alınabileceği yönünde. Bunu tabii ki test edip göreceğiz. Hani bu biraz fabrika verisi. Bakalım biz gerçekte kaç çıktı alacağız. Göreceğiz onu. Onun dışında bu bir Wi-Fi destekli yazıcı. Bunu tercih ettim. Bunun bir alt modeli Wi-Fi olmayan bir modeli daha var. Yaklaşık 100 lira daha düşük onun fiyatı. Fiyat demişken ondan da bahsedeyim. Dün aldım bu cihazı Vatan Bilgisayar'dan. 849 lira bir etiket fiyatı vardı. Hem Vatan hem Media Market hem diğer yerlere de baktım. Ortalama bu civarlardaydı fiyatlar. Fakat bu burada İzmir'de Mavişehir Şubesi'nde dün yakınında bir AVM açıldığı için bir indirime gitmiş Vatan Bilgisayar. Ve hala üzerinde 849 lira etiket fiyatı almasına rağmen ben yazıcıyı almaya karar verdiğimde 799 lira bir fiyata düştü. Bir 50 liralık bir indirim olmuş oldu. İçinden kablo çıkmıyor. USB kablosu, ara bağlantı kablosu bilgisayarla. Onu ekstra olarak alabiliyorsunuz. 5 lira bir ücreti vardı bununla beraber aldığınız zaman. Şimdi hep beraber kutumuzu açalım. İlk kez açılacak. Daha şu an bantları üzerinde. Dediğim gibi dün akşam geç bir saatte yani 9-9.30 gibi aldım. Eve getirdim ve bugün videosunu çekmek için bugüne bıraktım açılışını. Şimdi açalım bakalım içinden neler çıkacak. Evet. Şimdi kutumuzu açtık. İçinde bizi neler karşılıyor? Tek tek bakalım. Şimdi en başta üstünde bir güç kablosu var. Gördüğünüz gibi. Yazıcıyı elektriğe bağlamak için. Daha sonra bir tarafında kullanım kılavuzları mevcut. Türkçe kullanım kılavuzu da içinde. Bakalım buradan neler çıkacak. Şöyle bir köpüğün içinde biraz önce de bahsettiğim gibi 2 adet siyah mürekkep çıkıyor. Bundan 2 tane var. Şöyle göstereyim. Bir adet mavi, bir adet sarı, bir adet de kırmızı bir renkli set çıkıyor. Bunu tabii yani bittiği zaman bu mürekkepler bu şekilde set olarak satın alabiliyoruz. Siyahın mililitresi birazcık daha fazla. Daha fazla çıktığı alındığı için yani siyah daha fazla kullanıldığı için. 135 mililitre bir siyah mürekkebi. Renkliye bakacak olursak da bunlar da yaklaşık 70 mililitre. Şurada şimdi şöyle bir kıyaslama yapabiliriz. Daha önceden hatta şu anda da tabii hala mevcut kartuşlu yazıcılar vardı. O kartuşların içindeki mürekkep miktarı yaklaşık olarak 10 mililitredi. Şu an bir siyah tüpü 135 mililitre. Renklilerin bir tanesinin tüpü de 70 mililitre. 3 tane koyduğumuza göre 210 mililitrelik bir renkli yuvamız olacak. 135 mililitre ne kadar dolduracak bilmiyorum. 2 tane tüp geldi çünkü siyah. Belki ikisini alıyordur tam olarak bilmiyorum. Onu doldururken göreceğiz. Yani kıyas ettiğimiz zaman arada çok büyük bir uçurum var. Şimdi 2 adet kartuşumuz var. Şimdi bu sistem şöyle. Bir tarafa mürekkebi dolduruyoruz tankların içine. O tanklardan bir hortum yardımıyla mürekkebi çekiyor sistem ve yine bu kartuşlara veriyor mürekkebi. Bir renkli için, bir de siyah için 2 adet kartuşumuz var. Bunları takacağız.
Bunları ellemeyeceğiz artık. Biz mürekkep üzerinden, mürekkep bittiği zaman dolduracak şekilde devam edeceğiz. 2 adet yani şu şekilde karpuz geliyor. Burada bir tane yine uyarı kağıdı var. Bakalım bu sağında sonunda bir şey kaldı mı? Evet, burada bir CD'si geliyor. Kurulum CD'si. Yani buradan kurabilirsiniz. Ben şeyden kuracağım, yani bunu hiç kullanmayacağım. Hiç açmayacağım bile. Direkt driver'ını sitesi üzerinden bulabiliyoruz. O şekilde kuracağız. Ama CD üzerinden kurmak isteyenler de CD'si mevcut. Şimdi kutuyu ben aşağı alacağım. Evet. Yazıcımız burada arkadaşlar. Şu an ortaya çıktı artık. Şimdi gördüğünüz gibi burada 3 adet, burada da 1 adet mürekkep yuvamız var. Buraya renklileri dolduracağız. Hepsinin, şimdi birazdan açtığımız zaman göreceğiz, renkleri üstünde yazıyor. O renkleri sıkarak oraya dolduracağız. Buraya da siyahı dolduracağız. Yine fiziksel olarak mürekkebin ne kadar gittiğini, ne kadar kaldığını buradan takip edebileceğiz. Şurada kağıt giriş bölümü var. Kağıdı yine yukarıdan tepsisinden veriyoruz. 100 kağıt alıyor kağıt bölmesi. Burada yine bir ayar çubuğu var. Bu ayar çubuğuyla da işte fotoğraf basmak istiyorsak veya atıyorum işte A4 kağıt yapmak için işte genişletiyoruz. A5 bir kağıt basacaksak onu işte küçülterek buradan ayar yapabiliyoruz. Ya da bir fotoğraf kağıdı koyacaksak ona göre ayarını yapacak bir yer var. Yine şunları da açalım. Burada bir kağıt tepsimiz var. Kağıdı tutması için bir tutacak yapmışlar. Şimdi bunu açtığımız zaman nasıl yeri burada görüyoruz. Direkt açtığımızda kendisi tutuyor bunu. Evet. Şimdi gördüğünüz üzere 3 adet renkli mürekkebi dolduracak yerimiz mevcut. Şu mavi kısmı kaldırıyoruz. Burada mürekkepleri koyacağımız tıpalar var. Bu tıpaları çıkartarak mürekkepleri dolduracağız. Şu şekilde tıpalar çıkıyor. Yine burada da siyahı koyacağımız bir büyük, daha büyük bir hazine var. O bahsettiğim kartuş yuvaları şu şekilde 2 adet. Aynı o eski sistem dediğimiz hani o kartuşlu sistemli yazıcılar gibi düşünebilirsiniz o sistemi. Aynı o şekilde 2 tane kartuş alıp buraya yerleştireceğiz. Onları da daha sonra yapacağız, göstereceğim. Daha sonra bunu böyle kapattığımız zaman şu borular yardımıyla mürekkebi çekecek sistemden ve bu kartuşlara verecek. Şurada bir güvenlik kilidimiz var. Onu açacağız. Burası böyle. İç tarafında başka bir özellik yok. Ekrandan da çekelim. Şimdi gördüğümüz gibi şurası şöyle tutuyor kendi açtığımız zaman. Şimdi burada renkli mürekkepleri dolduracağımız renkli yuvası var. Bunları böyle çıkartarak dolduracağız ve kapatacağız. Buraya siyahı koyacağımız, siyah mürekkebi koyacağımız daha büyük bir hazne var. Odin kartuş sistemi şu şekilde arkadaşlar. Buraya zaten C, B hani bu şeyler işaretleri yani renklerle de vermiş, harflerle de vermiş. Şeylerin üzerinde, mürekkeplerin ve kartuşların üzerinde bu harfler yazıyor. Bu harflere göre takacağız. Buraya bu kartuş, şuraya kartuşları takacağız. O eski sistem kartuşlu yazıcı sistemi gibi aslında orası. Şimdi üstündeki düğmelere bakalım biraz. Şimdi burada 1.2 inçlik bir tek renkli ekran var. Bu ekrandan işte Wi-Fi cihaz, Wi-Fi bağlantılı bir cihaz olduğu için orada şeyi göreceğiz. Hani Wi-Fi bağlantısı var mı onu göreceğiz. İşte bir fotokopi çekeceğimiz zaman sayısını göreceğiz. Yani çok aşırı kullanışlı değil ama yine de bir ekran var fiziksel olarak. Şimdi burada bir güç düğmesi var. Güç düğmesinin altında network, işte direct tuşları var. Bu telefon bağlantısı. İşte network'e bağlayacağız ki hiçbir kablo kullanmadan bunu yapabilelim. Şurada info düğmesi var. Bu düğmeyle de yazıcıya ait bilgileri yazdırabiliyoruz. Daha sonra burada fotokopi düğmeleri var. İşte renkli fotokopi tuşumuz, işte siyah
beyaz çekeceğimiz zaman siyah beyaz fotokopi tuşumuz var. Bu ekran aynı zamanda hata kodlarını da gösteren bir ekran. Hata kodları işte Wi-Fi bağlantısının olup olmadığı, fotokopi sayısı gibi çeşitli şeyleri gösterecek. Burası kağıt, kağıdı koyacağımız yer. Evet arkadaşlar, mürekkep tanklı yazıcı olan Canon Pixmark G3411 modelinin kutu açılışını yaptık. Şimdi bundan sonra bunun bir kurulum aşaması olacak. Mürekkeplerini dolduracağız ve daha sonra mürekkepleri çekecek makina. Ve buradan sonra işte bu bir Wi-Fi bağlantılı bir cihaz olduğu için bunun network ayarlarını yapacağız. O ayarlardan sonra yazıcımız kullanılmaya başlayabilecek. Yine onlar için de bağlantı ayarlarının yapılması için de yine bir video çekeceğim. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim.